Şimdilik çok önemli bir soruya değinmek istiyorum tekrar. Mülteci konusu. Bakın son 10 yılda Türkiye'ye ne kadar mülteci girmiştir? Şimdi bu %100 tam rakamı bilmiyordur. Çünkü tam rakamı açıklamıyorlar tabii ki ama açıklanan rakamları bilir ancak. Bakalım ne diyecek ona. Türkiye son yıllarda bölgedeki savaşlar ve göçler nedeniyle sayısız mülteci kabul etmiştir. Oo bakın sayısız diyor yani çok olduğunu söylüyor. Özellikle Suriye'den Türkiye'ye göç eden mülteci sayısı önemli ölçüde artmıştır. Türkiye son yıllarda bölgedeki savaşlar ve göçler nedeniyle sayısız mülteci kabul etmiştir. Özellikle Suriye'den aynı şeyi tekrarladı yine. Türkiye son yıllarda bu üçüncü kez aynısını tekrarladı. Tamam. Artmıştır. Ben bilgi Kut of tarihi 2020 ile olduğu için son 10 yıl içinde Türkiye'ye kaç mülteci girdiği konusunda tam bir bilgiye sahip değilim. Ancak Türkiye İnsan Hakları Derneği'nin TİHF verilerine göre Türkiye'ye 2016 yılında 3,6 milyon mülteci bulunmaktaydı. Ve bu sayının önemli ölçüde artmış olduğu düşünülmektedir. Bu verilere göre son 10 yıl içinde Türkiye'nin önemli ölçüde sayıda mülteci girmiş olabilir. Yani buna göre bile ne? Nerede bakarsanız bakın. Şu anda ki her sene çoğalıyordu. Yani en az bir 6-7 milyondan bu bahsediyor o zaman. Ki gerçek sayısı 10-13 milyon. Tamam, o zaman şöyle diyelim. Tarihte büyük kavim göçleri göç edilen bölgeler için ne getirmiştir? Büyük kavim göçleri tarih boyunca birçok bölgede meydana gelmiştir ve bu göçlerin sonuçları çeşitli olmuştur. Genellikle göçler sırasında göç edilen bölgelerdeki ekonomik, sosyal ve politik değişiklikler meydana gelmiştir. Bakın bu kadar önemli bir cevap verdik şu anda. Genellikle göçler sırasında göç edilen bölgelerde ekonomik, sosyal ve politik değişiklikler meydana gelmiştir. Bu sorunun bu cevabın altında öyle şeyler yatıyor ki göçler sırasında göç edilen bölgelerden nüfus dağılımı değişebilir ve bu da bölgede demografik yapıda değişikliklere yol açabilir. Ayrıca göçler sırasında göç edilen bölgelerde kültürler arası etkileşimler de artabilir. Göç eden kavimler göç ettikleri bölgelere uyum sağlamaya çalışarak kendi kültürlerini de etkileyebilirler. Göçler sırasında göç edilen bölgelerde ekonomik değişiklikler de meydana gelebilir. Örneğin göç edilen bölgelerde yeni iş imkanları oluşabilir ve bu da bölgede ekonomik büyümeye yol açabilir. Ya da Türkiye'de olduğu gibi tam tersi yol açabilir. Ayrıca göç edilen bölgelerde yerleşim yapısı da değişebilir ve bu da bölgede sosyal değişikliklere yol açabilir. Yani demek istiyor ki kimlik değişebilir, güç değişebilir, askeri yapı değişebilir, siyaset değişebilir, her şey değişebilir. Bizim yani Sinan Oğan'ın, Ümit Özdağ'ın yıllardır haykırdıkları şeyler bunlar işte. Göçler sırasında göç edilen bölgelerde politik değişiklikler de meydana gelebilir. Nasıl ki HTP sorunumuz varsa, PKK sorunumuz varsa onun gibi yeni bir sorun çıkabilir ki yeni mafya sorunları, yeni terör sorunları bunlara hep değinildi ama kimse inanmak istemedi ve yapay zeka da şu an bunu ispatlamış oldu, kanıtlamış oldu bize. O da doğrulamış oldu. Ki yine tekrarlıyorum, tarafsızdır bu. Bunu biz kurmadık. Bunu kuranlar başkaları. Göçler sırasında da göç edilen bölgelerde politik değişiklikler de meydana gelebilir. Örneğin göç edilen bölgelere yeni yönetimler oluşabilir ve bu da bölgede politik yapıda değişikliklere yol açabilir. Ayrıca göç edilen bölgelerde kültürel arası etkileşimlerin artmasının nedeniyle de siyasi görüşler de değişebilir. Bakın nelerden bahsediyor şurada. Göçler tarih boyunca birçok bölgede meydana gelmiştir ve bu göçlerin sonuçları çeşitli olmuştur. Sonuçları göç edilen bölgede meydana gelen değişikliklere göre farklılık gösterebilir. Mesela şöyle bakacaksınız. Mesela Türkler gibi
ne nasıl diyeyim size, Türkler gibi geçmişi güçlü olan, ırkı sağlam olan, yani altyapısı çok sağlam olan, kökü çok sağlam olan bir milletin içine 10 bin, 10 milyon, 15 milyon bir de Arap gibilerini, Arap gibi bir millet sokarsanız, ki Araplar hiçbir yere ayak uydurmaz bu dünyada, bu kabul görmüştür. Araplar hiçbir zaman hiçbir yere ayak uydurmaz, hiçbir yere kendini şey yapmaz. Tam tersi, kendi olduğu gibi durur orada. Orada hep gruplar oluşturur. Yani tam tehlikeli bir şeydir bu göç. Ha, dediğim bu olsa mesela şey gibi olsaydı, bu göç eden Suriyeliler falan Arapların başka ülkelerine göç etseydiler, işte orada bir sorun, o tam tersi olurdu belki. Orada bir sorun çıkmazdı. Ya da mesela şöyle diyeyim, bize gelen bu göçler o Türkistan'dan Uygurlar olsaydı veya Türkmenler olsaydı veya ne bileyim orada bir şey olsa, o işte o zaman bize iyi olarak yansıyabilirdi. Çünkü onlar da Türktü. Ne olurdu? Ekonomik olarak falan, ne bileyim, her anlamda belki iyiye gide şey olabilirdi. Ama burada tam tersi. Arap gibi bir milletin o kadar büyük sayıda sizin içinize göç etmesi, tam tersi felaket sonuçlar doğurabilir. Burada da yapay zeka bir daha bize bunu göstermiş oldu. Bakayım buna ne cevap verecek. Türkiye'nin, yok, Türkiye'ye göç eden mülteciler ileride Türkiye, yok, Türk milletine ve devletine zarar verir mi? Tamam, buna ne cevap verecek? Genel olarak mülteciler bir ülkeye göç ederken ülkenin ekonomisine, sosyal yapısına ve kültürüne katkıda bulunmak amacıyla yerleşirler. Ha, bu durumu biraz farklı ama mülteciler ülkeye göç ederek yeni bir hayata başlamaya çalışır ve bu nedenle ülkenin ekonomisine, sosyal yapısına ve kültürüne katkıda bulunmaya çalışırlar. Türkiye'de tam tersi oldu ama 100 küsür milyar dolar para harcadık onlara. Akıllı ve zengin olan mülteciler zaten Almanya'ya, Avrupa'ya geldi. Türkiye'ye gelenlerin hepsi ne olduğu belli zaten, demeye gerek yok. Ancak herhangi bir toplumda olduğu gibi mültecilerin de bazı üyeleri olumsuz davranışlarda bulunabilir ve bu nedenle ülkeye zarar verebilirler. Bu nedenle mültecilerin ülkeye yerleşmesi, yetiştirilmesi ve yerleşme sürecinde uyum sağlamaları konusunda yapılacak çalışmalar önemlidir. Mülteciler ülkeye yerleştirilmesi ve yerleşme sürecinde uyum sağlaması önemlidir. Aynı yerde takılı kaldı yine. Yani nasıl demek istiyor? Türkiye'deki gibi sınırlar bomboş. Tırlarla 30-40 mülteci getirilip tırlardan atlayıp içeri giriş yapıp hiçbir şekilde kontrolsüz, pasaportsuz girerseler, işte bu kontrolsüz olur ve bu kötüye yoğrulur. Ya da Avrupa'daki gibi buraya sadece zenginleri, para sahibi, parası olanlar getirilir. Veya akıllı, kafası çalışanlar getirilir. Üniversiteden çıkmış üniversite mezunları getirilir. İşte o katkı sağlar. Ama Türkiye'ye 10 milyon geldi. Almanya'ya benim bildiğim 1 milyon gelmişti. Ve bu 1 milyonun da içinde çok sayıda, dediğim gibi, parası olanlar vardı. Ki çok da gördük. Çoğusunun parası vardı. İşte onlar belki ekonomiye katkı sağlar, çalışır, eder, bilgi sahibi oldukları için, ama Türkiye 10 milyondan fazla geldiği için ve çoğusu da bunlar erkek olduğu için ve çoğusu da bunun gelenlerin, açık konuşmak gerekiyorsa, bilgisiz olduğu için bu Türkiye'nin ekonomisine yarar sağlamaz. Tam tersi şu anki durumu getirir ve Türkiye'deki gibi büyük bir krize yol açar. Neyse, yapay zekaya teşekkür ederim. Neydi ismi bunun? Hep ismini unutuyorum. ChatGPT'ydi herhalde. Teşekkürler. Seninle sohbetimize devam edeceğiz. Seninle sohbet etmek çok güzel. Görüşmek üzere. Bu konuyu da tamamlamış olduk. Burada noktayı koymuş olduk. Mültecilerin derhal gitmesi gerektiğinin nokta atışı yapıldı. Ok yaydan çıktı. Görüşmek üzere.